Evet, şimdi elimizde 4x artı 3 küçüktür, eksi 1 eşitsizliği var diyelim. Ve bu denklemi sağlayan bütün x değerlerini bulmak istiyoruz. İlk olarak 3'ten kurtulacağız. Bu yüzden eşitsizliğin her iki tarafından 3'ü çıkaralım. Sol tarafta 4x kaldı, 3'ler gitti, 0 kaldı. Ve şimdilik eşitsizliği değiştirmeye gerek yok. Toplama veya çıkarma yaptığımız zaman eşitsizliğin bozulup bozulmadığına bakmaya gerek yok. Burada da çıkarma yaptık. Her iki taraftan da aynı sayıyı çıkardığımız sürece eşitsizlik bozulmaz. Elimizde eksi 1, eksi 3 var. Bu da eşittir eksi 4. Eksi 1 eksi 3 eşittir eksi 4. Ve şimdi bir dakika bakalım ne yapacağız? İki tarafı da 4'e böleceğiz değil mi? Bir kez daha söyleyeyim, tekrar edeyim. İki tarafı da pozitif bir sayıya böler veya pozitif bir sayıyla çarparsak eşitsizlik değişmez. Sol tarafta x kaldı. x küçüktür, eksi 4 bölü 4 oldu. Yani x küçüktür, eksi 1. Bütün x'ler eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar ama eksi 1 dahil değil. Bu yüzden tam buraya, tam buraya bir parantez koyuyoruz. Şimdi biraz daha zor bir tane çözelim. Evet, şöyle diyelim. 5x büyüktür 8x artı 27. Şimdi bütün x'leri sol tarafta toplayalım. Bunun en kolay yolu iki taraftan da 8x çıkarmak. İki taraftan da 8x çıkardığımız zaman sol taraf 5x eksi 8x oldu. Bu eksi 3x eder. Hala büyüktür işaretimiz var büyüktür işaretimiz yön değiştirmiyor. Aynı değerleri her iki tarafa ekliyoruz veya çıkarıyoruz. Bu 8x'ler gitti, 27 kaldı. Elimizde 3x büyüktür 27 kaldı. Bunu x'e çevirmek için ne yapacağız? İki tarafı da eksi 3'e böleceğiz. Eksi 3'e. Dikkat, unutmayın, eşitsizliğin iki tarafında negatif bir sayıya böler veya negatif bir sayıyla çarparsak eşitsizliğin yönü değişir. Ne olacak? İki tarafı da eksi 3'e böldüysek, eşitsizliğin yönü değişmeli. Yani büyüktür işareti, küçüktüre dönüşecek. Büyüktür demek, sol taraf daha büyük bir değerdir demek. Mesela bunu uzunluk olarak düşünürsek, sol taraf sağ taraftan daha uzundur demek. Buradaki bu küçük nokta, buradaki açıklığın mesafesinden daha kısa. Nerede kaldık? 3x bölü eksi 3. İki tarafı da negatif bir sayıya böldük. Böylece eşitsizliğin yönü değişti. Büyük türden küçüktüre döndü. Sol tarafta eksi 3'ler gitti. x küçüktür 27 bölü eksi 3. Bu da eşittir eksi 9. Ya da şöyle yazalım. Eksi sonsuzdan eksi 9'a her şey olacak. Eksi 9 hariç. Bunu sayı doğrusunda göstermek istersek şöyle olacak. Burası eksi 9, burası eksi 8, buraya da eksi 10 diyelim. Eksi 9'dan başlayalım. Eksi 9 dahil değil, çünkü eşittir işareti yok. Ve bundan küçük her şey, eksi sonsuza kadar hepsi. Güzel. Evet, şimdi gelin biraz daha gıcık bir problem yapalım. Gıcık bir problem. 8x eksi 5 çarpı 4x artı 1 büyük eşittir eksi 1 artı 2 çarpı 4x eksi 3. Evet, bayağı uğraşacakmışız gibi görünüyor ama adım adım çözdüğümüzde ve sadeleştirdiğimizde sorunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. O zaman sadeleştirelim. 8x eksi, şu eksi 5'i dağıtalım. Eksi 5 çarpı 4x eşittir eksi 20x. Eksi 5 çarpı 1 eşittir eksi 5 ve bu da büyük eşittir. Eksi 1 artı 2 çarpı 4x, 8x. 2 çarpı eksi 3 eşittir eksi 6. Şimdi elimizdeki bu iki ifadeyi birleştirebiliriz. 8x eksi 20x eşittir eksi 12x eksi 5 büyük eşittir. Eksi 1 eksi 6 bu da eksi 7 yapar. Ve burada 8x kaldı. Sol tarafta sadece x cinsinden terimler kalsın istiyorum. Bu yüzden iki taraftan da 8x çıkaralım. 8x'i çıkaralım. Sol tarafta eksi 12 eksi 8 eşittir eksi 20. Eksi 20x eksi 5. Burada daha eşitsizliğin yönünü değiştirmemize gerek yok. Sağ taraf 8x eksi 8x eşittir 0 olur. Yani eksi 7 kaldı. Bu eksi 5'ten de kurtulayım. Ne yapacağız? Eşitliğin iki tarafına da 5 ekleyelim. Sol tarafta eksi 20x kaldı. 5'ler gitti. Yine eşitsizliğin yönünü değiştirmemize gerek yok. Eksi 7 artı 5, bu da eksi 2 eder. Evet, şimdi ilginç bir noktaya geldik. Elimizde eksi 20x, eksi 2 var. Eğer bu bir denklemse ya da eşitsizliğin bir örneği ise, iki tarafı da eksi 20'ye böleriz. Ama unutmayalım, iki tarafı da negatif bir sayıya bölersek veya negatif bir sayıyla çarparsak, eşitsizliğin yönü değişecek. İki tarafı da eksi 20'ye böldüğümüzde, iki taraftaki eksi 20'ler gidiyor ve denklemin yönü değişiyor. Büyük eşittir işareti, küçük eşittir'e dönüşüyor. Bunlar sadeleşti, x küçük eşittir, Eksiler gitti. 2 bölü 20. Yani 1 bölü 10 oldu. Eğer bunu parantez içinde yazacaksak, büyük taraf 1 bölü 10 olacak. Dikkat edin 1 bölü 10 da dahil çünkü elimizdeki işaret eşit veya küçüktür işareti. Eşitlik de var. 1 bölü 10 da dahil olmak üzere eksi sonsuza kadar bütün sayılar. Bu sadece bunu yazmanın başka bir yolu. Eğlencesine bir sayı doğrusu da çizelim. Buraya çizelim. Şöyle, burası 0, burası 1. 1 bölü 10 da burada olacak. 1 bölü 10'a eşit veya 1 bölü 10'dan küçük olan her şey. Çözüm kümemizde 1 bölü 10'a eşit veya bu değerden küçük olan her şey bulunacak. İsterseniz bu değerleri eşitsizliğe koyarak değerlerin doğru olup olmadığını test edebilirsiniz. Bu kadar.